Ya biyoplastik ameliyatından sonra hastalar 2-3 saat hastanede dinlendikten sonra taburcu ediyoruz. Hastanede yatmasına gerek olmuyor. Bu hastalarımızda ameliyattan hemen sonra bile banyo yapmalarına, duş yapmalarına, genital bölgelerini yıkamalarına izin veriyoruz. Ve ameliyattan sonra hastalarımızın ilk günlerde, ilk 2-3 gün günlük pedlerini kullanması gerekmektedir. Çünkü çok çok az da olsa sızıntı şeklinde serum sızıntıları ya da kanama sızıntıları olabiliyor. Çok çok az. Onun için günlük pedler bile bunun için yeterli olacaktır. Bu ameliyat ağrılı bir ameliyat değildir. Dolayısıyla ameliyattan sonra çok ciddi bir ağrı probleminiz olacağını düşünmüyorum. Ameliyattan hemen ertesi gün bile işinize gücünüze dönebiliyorsunuz. Yani yürürken, otururken herhangi bir sıkıntı %99.99 yaşamazsınız. Ameliyattan sonra her halükarda size antibiyotik kullandırmak durumundayız. Yaklaşık 5-7 gün boyunca. Bu ameliyattan sonra uymanız gereken en önemli kural şu sayın izleyiciler. Bu ameliyattan sonra bir ay boyunca cinsel periz yapılması gerekir. Ameliyat bölgesindeki dikiş hattının tamamen iyileşebilmesi için. Her ameliyatta olduğu gibi labioplasti ameliyatında da cerrahi bölgede ister istemez ödem yani şişlikle karşılaşırız. Bu ödem ve şişlik ortalama olarak 7-10 gün içerisinde geçer. Bu ödem şişlik görsel açıdan ya da sağlık açısından sizlere zarar verebilecek bir durum değildir. Sadece cerrahinin yani ameliyat olmanın natürü gereği bir travma olduğu için o bölgede ödem ve şişlik olur ve kendiliğinden geçer. Ve ameliyatınızın tam olarak faydasını, güzelliğini, estetik güzelliğini yaklaşık 7-10 gün sonra görmeye başlarsınız ve ameliyatınız bir ay içerisinde tam olarak oturur.